Yani kurye video organizasyonu olarak bizim 7. senemiz. 4 sene boyunca Kargart'ta festivalleri yaptık. Onlar sadece video gösterimleriydi. Daha sonra biraz da yapıyı değiştirmeye karar verdik. Hep video gösterimi yapmayalım, hani böyle bencil davranmayalım, biraz da sektörü ilerletelim dedik. Buna workshoplar ve seminerler eklendi. İlk senemizde daha çok böyle beden ve teknolojiler üzerine bir şey yaptık. Daha sonraki senede daha çok tasarım, işte 3D, kodla tasarım yapmak gibi biraz daha sektörel workshoplarla genişlettik. Bu senede değişik bir şeyler yapalım dedik. Hem Biennale'in hem de ISEA'nın Türkiye'de olması nedeniyle biraz daha böyle dijital sanatlarda ilgi çekici bir nokta bulalım. Biraz böyle eğlenceli, oyuncaklı bir sergi yapalım dedik ve video oyunlarını tercih ettik. Üzerine ve dijital sanat üzerine işler yapıyoruz. Bunun için kısa filmler de giriyor, evet, ama işte müzik videoları da giriyor, video oyunları da giriyor, reklamlar da giriyor, motion graphics'ler de giriyor, her şey giriyor ve biz bunların hepsini hem tanıtıp hem de böyle renkli şekilde de sunmaya çalışıyoruz organizasyon olarak. Sanatı dememeye çalışıyoruz. Çünkü onun böyle bir insanlarla yarattığı mesafe oluyor. Biz aslında o video sanatı denen şeyin çok daha geniş bir alan olduğunu düşünüyoruz. Ve kendimizi tanıtmaya çalıştığımız ilk yazılardan beri hep şey diyorduk. Video oyunları bile bu işin içine girer aslında diyorduk. Son bir iki sene içerisinde yurt dışında ciddi anlamda bir ilgi uyandı. İşte video oyunlarının sanat tarihi diye büyük bir konferans yapıldı. Bunun ne kadar sanat olduğuna dair. Şubat ayında Amerika'da ilk defa çok büyük bir sergi açılacak bununla ilgili. Tam böyle bir uluslararası trend de varken biz hep bunu diyorduk. O zaman bu sene de tümden kendimizi buna adayalım dedik. ...30 senedir geçmiş olan sanatlardan bahsediyoruz yurt dışında. Bizde daha yeni yeni oluyor. O yüzden hani tüm sektörün de hızlı gitmesi gerekiyor. Biz de hızlı gitmeliyiz diye düşünüp bir anda şekillendirdik kendimizi. Tabii ki hani yurt dışından feyiz aldığımız, hatta ortak çalıştığımız festivaller oldu. Bunların başında Van Dastro Festivali, O Festivali var. Şu an dünyanın en önemli dijital kültür festivali. Ki Kasım'da İstanbul'a getireceğiz O Festivali'ni. Beraber bir etkinlik yapacağız. O Festivali Barcelona'dan sonra işte İstanbul'da olacak. Büyük de bir etkinlik olacak. I hate the Lich King. I hate when soldiers die. I love the Scourge. I love the Sauropi. I love our Lord Red. And all its crazy fun. İnteraktif bir şeyler yapmaya çalışıyoruz çünkü zaten başından beri öyle bir derdimiz var, yani o modern sanatın çok da artık sıkıcı ve duran bir şey olmaması gerektiğini düşünüyoruz. O hani içine girip böyle bir ucundan öbür ucuna 5 dakikada yürüyüp sağa sola bakıp şunun işi, bunun işi, bunun işi, bu işi bitti dediğimiz sergilerden biz de çok sıkılıyoruz. Öyle olmayacak, değişik olacak. Gerçekten insanların içeride böyle 1 saat 2 saat zaman geçirebileceği, arada böyle durup ellenebileceği, oynayabileceği bir şeyler olsun istiyorduk. Ona da çok uygun bir konu tabii video oyunları. Onun için Empire Project'teki kısmı zaten gösterim ayağı olacak festivalin. O gösterimler de aslında çok değişik ve eğlenceli. Çok çeşitli konularda gösterimler var. Onun içerisinde hem video oyunlarından esinlenen işte videoların, kısa filmlerin olduğu gösterimler var. Hem de video oyunlarıyla ilgili uzun metrajlı belgeseller de var. Yani işte bu iş nasıl bir iş, işte kimler nasıl ilgileniyor. Onun için hani aslında çok sanatla hiç ilgisi olmayıp ama video oyunu delisi olan insanların da çok ilgisini çekebilecek bir şey. Kurye organizasyondan Irmak Arkman, zaten kendisini tanıdınız videodan. Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Videoda aslında kendimizden bahsettik. Biz sunum dışında bir şey yapmaya karar verdik. Konumuz video ve dijital sanatlar olunca en heyecanlı yerinin bizim için hazırladığı
bu güzel programdan bazı parçalar kullandık. Zaten söylediğimiz gibi biz 7 senedir video ve dijital sanatlar alanında çalışıyoruz. Bu senede konumuz video oyunları. Şu an sergideki bazı işler kapalı. Burada sunumlar devam edeceği için. Festivalimiz 23'üne kadar devam edecek. Hollanda Başkonsolosluğu ve Yapı Endüstri'nin daha da birçok destekçimizin olduğu bir festival. Ben aslında sözü çok fazla uzatmayayım çünkü beraber çalıştığımız bir sürü arkadaşımız harika sunumlar hazırladı. Onlara geçelim isterseniz. Çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. Irmak teşekkürler. Evet. Irmak, sunucu olmanın avantajı da bu. İsmiyle hitap edebilirsin herhangi birine. Irmak, teşekkürler.